Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yiğitcan Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Erasmus'a nasıl gidilir, gitmenin için neler yapmanız gerekiyor, ben nasıl gittim, nasıl süreçlerden geçtim, bunlarla alakalı bilgi vermek için uğraşacağım elimden geldiğince. Şu anda ben Erasmus'tan dönmüş bulunmaktayım. 2019-2020 yılının ilk 6 ayı, ilk 5 ayı Polonya'da Erasmus yaptım. Polonya'da Erasmus'ta Łomża denen bir köyünde, kasabasında aslında daha doğrusu. Orada bulundum. 5 ay boyunca orada öğrenimi devam ettirdim. Benim yaptığım şekli aslında Erasmus'un Erasmus Plus öğrenim hareketliliği diye geçiyor. Yani öğrenci olarak gidiyorsunuz ve orada bir normal bir öğrenci, sanki Türkiye'de bir öğrenim görüyormuşsunuz gibi oradaki işlerinizi yapıyorsunuz. Bunları orada devam ettiriyorsunuz. Yani normal nasıl derse giriyorsanız, ne yapıyorsanız orada da ona devam ediyorsunuz. Ama burada bunu yaparken yurt dışında oluyorsunuz. Yurt dışında yabancı bir ülkede yabancı insanlarla beraber ders veriyorsunuz. Yani tek başınıza yaşıyorsunuz. Tek başınıza hiç bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz. Ve orada bir sürü insanla beraber tanışıyorsunuz. Bir sürü ülkeden gelmiş. İspanya'dan, Portekiz'den, Rusya'dan, İtalya'dan, belki şeylerden, Afrika ülkelerinden gelen insanlar, yani siyahi arkadaşlarımız da olabiliyor ki benim gittiğim yerde bayağı bir miktar siyahi arkadaşımız da vardı ve bayağı eğlenceli insanlar, yani onlarla dersin iyi geçinilebiliyor yani. Tabii benim yine gittiğimde bizim de olan siyahi çocuklar bayağı şey üzerine bilgisayar programcılık okuyan çocuklardı. Onlarla bayağı beraber spor yaptık, beraber futbol oynadık, basket oynadık. Eğlenceliydi yani. Tabii onlar çok fazla ödevleri olduğu için benim kadar benim okuduğum bölüm daha rahat olduğu için, işletme bölümünde okuyorum bu arada, benim gibi rahat olamıyorlardı. Benim bölümde okuyan arkadaşlar Erasmus'a giderlerse eğer ki çok rahat, çok güzel vakit geçirecekler. Yani gezme çok fazla bol vaktiniz olacağını düşünüyorum. Tabii gideceğiniz ülke Polonya ise ve Polonya'da okulunuzun da küçük kasabasına giderseniz eğer ki sizin için daha yararlı olabilir. Yani ben de isterdim büyük bir şehirde olmayı ama yapacak bir şey yok. Onu nasıl kazandım? Onu da şöyle anlatayım. Hatta ben nasıl Erasmus'a gitmeye karar verdim, nasıl bir süreçten geçtim, neden böyle bir şey yapmak istedim, neden böyle bir maceraya çıkmak istedim. Bununla alakalı kısa bir size bilgi vereyim. Aslında ben 2-3 yıl önceden, hatta 4 yıl önceden beri yani böyle bir içime bir şeyler gelmeye başladı artık. Böyle bir sıkılmışlık olsun. Yani yerinde duramamazdık. Yani böyle gezmek istiyordum ama yani böyle başka şehirler, başka ülkeler, genellikle başka ülkeler yüksek. Ya yurt dışına gezmek tabii ki de daha masraflı ama yurt dışındayken tek başınasınız. Yani yurt dışındayken gezmek daha bir eğlenceli, daha bir güzel. Çünkü orada daha rahat şekilde davranabiliyorsunuz Türkiye'ye kıyasla. Çünkü burada oradaki kadar yani çılgın olabiliyorsunuz. Çılgınca hareketler, bazı aptal saplı hareketler yapamazsınız tabii ki burada. Burada insanlar garip karşılayabilir. Yani tabii ben de böyle gitme sürecim, yani birkaç yıldır ben de bir YouTube üzerinden izlemeye başlamıştım. Böyle gezi vloggerları olsun, dünyayı gezen dostları sırtına çantayı takıyor ve yani 5-6 ülke geziyor. Ki bazı insanlar var yani 1-2 yıl boyunca hiç Türk ülkelerine dönmeden orada gezmeye devam ediyorlar. Yani otostop çekerek şey olsun, sokaklarda kamp kurarak yatıyorlar. Falan bir şekilde bu benim çok hoşuma gitmeye başladı. Hala da yapmak istiyorum. Daha kamp kurma deneyimine hala ben de ulaşamadım. Ki çok yapmak istediğim bir şey yani. Bunu ilk önce yurt dışında yapamayacağım büyük ihtimalle, şu an zaten döndüğüm için ve karantinada olduğumuz için. İmkanımız yok. Evden çıkamıyoruz zaten. Ama eğer ki inşallah bu durumlar geçtikten sonra ben de yapmak istiyorum. 2 sene önce, geçen sene aslında arkadaşlarım Erasmus'a gittiler. 2 tane arkadaşım ve onlar Polonya'da aynı şehre denk geldi. İkisi aynı yeri kazandı. Ki güzel bir şans, büyük bir şans. Onlar beraber gittiler. Aynı odada hatta kaldılar. Onları ben de izliyordum, böyle geziyorlar ediyorlar, Avrupa'nın bir sürü şehirlerine gidiyorlar. İtalya, İspanya, İngiltere, ki bir arkadaşım yani normalde bir şey Erasmus aldığınız vizeyle yurt dışında o ülkelere gidemezsiniz. Ki şu ülke, o ülkeler şunlar: İngiltere'ye gidemezsiniz, İsrail'e gidemezsiniz. Çünkü bu ülkeler ayrı vize istedikleri için, yani Schengen vizesinden ve Avrupa'nın ulusal, yani sizin alacağınız ulusalca ayrı bir vize istedikleri için bunlara gidebilmeniz için yurt dışı Avrupa Birliği üyesi olmanız gerekiyor. Ki bir arkadaşım öyle olduğu için rahat rahat, yani kimsenin normalde Erasmus'a gidemeyeceği ülkelere gidip ki onları gezdi. Yani onun için güzel deneyimdi onun için de. Yani biz burada soğukta, kış vakti oturuyorduk. Ben arkadaşımın hikayelerinden görüyordum ki İsrail'de, yani deniz kenarında denize giriyor. Orada güzel bir otelde kalıyor. Güzel denize karşı sıcak havada yemeğini yiyor. Oradan Akdeniz'de sahilinle yüzüyor ki biz burada üşüyorduk. Böyle moralim bozmuştu tabii, yani böyle güzel geziyorlar ediyorlar. Dedim ben neden gitmeyeyim? Ben de gitmeliyim. Siz de gitmelisiniz. Çok büyük tavsiye ederim. Çok güzel deneyim. Çok güzel yaşamanız gereken bir şey. Bunun için yerine getirmeniz gereken bazı şeyler var. Bunlardan ilki, ortalamanızın en az 2.20 üzerinde olması gerekiyor ki bu birinci kural ve en önemlisi. Okullarda duyuru yapılıyor. Her okulun Erasmus koordinatörlüğü olduğunu varsayarak konuşuyorum tabii ki. Bununla alakalı duyuru atıldı ve ben bu duyuruyu görünce dedim ben gitmek istiyordum zaten, hemen gideyim konferansı dedim, dinleyeyim ne söyleyecekler, ne yapacaklar. İşte gittim, dinledim, bunlardan bahsettiler, dedi oradaki zorluklar şöyle olacak, bu tarz bir sürü evrak işiniz olacak, bunlarla uğraşmanız gerekecek, okul bulmanız gerekiyor, karşı okullarla anlaşmanız gerekiyor, gideceğiniz okulun İngilizce ders veriyor olması gerekiyor ki
Bu olmadan gidebilirsiniz. Eğer anlaşmadıysanız ve bir baktınız sınavı kazandınız. Yani gideceğiniz okul kabul etti ama bir bakıyorsunuz okul kabul etti diyelim. Siz bunu sormadınız diyelim. Gittiğinizde orada bir bakıyorsunuz. Almanya'da bir okul seçtiniz ve Almanca eğitim veriyorlar sizin bölümünüzde. Ki derslere giremediniz. Gitseniz de anlamıyorsunuz zaten. Bu şekilde de kalabilirsiniz. Kalırsanız da dönüşte sıkıntılar olabilirsiniz. Bizde şöyle bir şeydi. Konferans oldu. Ondan sonra direkt dendi ki gideceğiniz okullara bakın, seçin ve okullarla konuşun. Bize okulları sistem açıldı. Siz gitmek istediğiniz yani gitmek isteyen insanlar bu okulun sitesi üzerinden bu okulları bize söyleyin, yazın. Yani orada eşleştirin gitmek istediğiniz ülkedeki okulları seçin. Bunları bize söyleyin. Ben 5 tane seçim yapardım galiba toplam 5 seçim yapılabilirdi. 3 tanesi Polonya'daydı, 2 tanesi farklı ülkelerdi. Prag'dı, bir de Romanya'ydı. Ben Polonya'da 3 tane seçtiğim yer vardı. İlk ikisi daha çok istediğim yerdi. Üçüncüsü gittiğim yerdi maalesef ki çok istemiyordum ama yine de yani çok da pişman değilim. Yani böyle güzel deneyime sahip olabildiğim için ve şu anda bu videoyu çekmemi sağladığı için teşekkürler ediyorum yani. Güzel zamanlar geçirdim. Post Erasmus Depression diye bir şey var. Duymuş olabilirsiniz ya duyacak, duymadıysanız duyacaksınız zaten bu videoyu izledikten sonra da. Bu Erasmus sonrası depresyon diye geçiyor çünkü ilk gittiğiniz zaman mesela Erasmus'a oraya alışamıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz küçük İstanbul'dan ya da İzmir'den ya büyük şehirden ya da gitseniz de alışamıyorsunuz. Küçük bir yerde kalınca böyle insan garip oluyor yani az insan var dışı sokağa çıkıyorsunuz çok az insan var. Bir de yani Polonya şöyle çok soğuk bir yer yani kışın bayağı bir soğuk olabiliyor yani çok abartmayayım gene de. Ben gittim kar göremedim maalesef. Ben kar görmeyi isterdim. Yani orada şarkı açıp yani karı gördüm, kaydım, kaymaz olaydım demek istiyordum ama yapamadım maalesef. 2 gün anca gördüm. Ondan sonra daha bir şey göremedim. Yani biraz ayazı var, biraz esiyor, bir soğuk soğuk vuruyor. Böyle teniniz bayağı bir şey oluyor, kızarıyor. Ki ben hiç umursamamıştım. Ellerim artık böyle parçalanma noktasına geliyordu oradayken. İşte bu konferanstan sonra size bunun okulunu seçtiriyor, okulunu seçiyorsun. Ondan sonra size sınav zamanı geliyor. Ve bazı insanlar için tabii bu okul bulma işi sınavı kazandıktan sonra da olabiliyormuş. Biz de öncesinde biz başvuruyorduk. Ben okullarımı seçtim, başvurdum. Sonra sınav zamanı geldi. 2 tane sınava girmeniz gerekiyor. Bunlardan birincisi yazılı sınav. Yazılı sınav bildiğim kadar çok önemli değil aslında. Yani ki ben de güzel bir puan alamadım. Yani 40-50 arasında bir şey almıştım. Ya da 60 arası, 40-50-60 ya da 40-60. Tam hatırlamıyorum. Öyle bir puanlarda bir şey almıştım yani düşük almıştım baktığımda gramer falan yazma hala çok kötü olduğum bir şey. Hala beceremem. Yani o kadar gittim geldim orada da ödevler yaptık falan derslere girdik hala anlamam hala beceremiyorum. Ama benim iyi olduğum şey konuşmaydı speaking ki hala değil. Zaten buna güvenerek ben Erasmus'a girmeyi kafama koymuştum. Ki zaten benim yani kendi kendime öğrendim hatta İngilizceyi de. İşte bu sınava geldik. Bize sordukları soru şuydu. Neden Erasmus'a gitmek istiyorsun? Bunu İngilizce olarak size soruyor. Siz de İngilizce olarak cevaplamak zorundasınız. Ben de işte İngilizce olarak derlemem. Neden gitmek istediğimi açık açık söyledim. Şu nedenden, bu nedenden. Bunu da yaptığım güzel ve akıcı bir şekilde konuştuğum için, açıkladığım için kendimi. Bu tabii ki speaking sınavından da 90-100 aralığında. 95'ti ya da 100 tam hatırlamasam da. Bir seneye geçti. Bunu da yaptıktan sonra ben 1-2 hafta sonra sisteme yükleniyorsun. Sınava girmiş insanların geçip geçmediğinizle alakalı bunu görüyorsunuz. Ben gördüm. Geçtiğime şeydi. Bir yanında İngilizce olarak bir şey yazıyor. Granted or not granted sanırım. Granted dedi. Grant mı yazıyor tam hatırlamıyorum. Hibe aldı ya da almadı şeklinde. Bana hibe çıktı. Yani bu Erasmus'taki hibe durumu da Polonya ve yani Avrupa'nın düşük ekonomideki ülkelerine gidiyorsanız eğer ki aylık 300 euro olarak ödeniyor size. Ama daha zengin olan daha Almanya gibi, Fransa gibi, İspanya gibi, İtalya gibi herhalde ülkeler giderseniz 400-500 euro arasında aylık olarak bir ödeme yapılacak size. Bana 300 euro olarak yapılacağı söylendi. Tabii şu parayı da şu şekilde alıyorsunuz. İlk önce 180'i yatırılıyor. Döndükten sonra %20'sini alıyorsunuz ki ben daha hala alamadım. İnşallah alırım. Yani şu an durumlar kötü görüyoruz. Karantina var. İnşallah alırız yani. Bunları başvurdu, sınavı kazandınız ettiniz. Sonra 1-2 ay geçiyor. Böyle okul kapanıyor falan. Yaz ayında bunlarla uğraşmak zorundasınız tabii. Vizeye başvurma sürecine başlıyorsunuz. Vizeye başvurmak için sizden bir ton belge istiyor tabii ki bu konsolosluk. Bu vizeye başvurmak için de gideceğiniz ülke eğer ki anlaşması varsa genelde VFS yani Polonya VFS Global şirketiyle anlaşmıştı bu vize konularında. Bu VFS Global'de herhangi bir randevu alıyorsunuz. Onların sitesinde zaten bu vize başvurusu için ne gerekli belgeler olduğu size orada söyleniyor. O belgeleri tamamlıyorsunuz. O vizenizi gidiyorsunuz. İstanbul'da, İzmir'de, de Ankara'da bir sürü şehir de var onların yerleri. Gidiyorsunuz başvurusunu yapıyorsunuz. 15 gün sonra vize elinize geliyor. Ondan sonra hazırsınız değil mi? Değil tam olarak. Vizenizi aldınız. Sonra okul size diyor ki yurt dışına çıkmanız zaten vize başvurusu için sizden konsolosluk eğitim olarak eğitim yazan yerinde yani bir yurt dışı sağlık sigortası istiyor. Bunu yaptırmak zorundasınız. Biraz yüksek mi? 90 euro ödüyorsunuz bunun için. Bu da tabii yani benim aldım 1 yıllık olduğu için 90-95 yani daha şey 5 aylık 6 aylık alırsanız bu 45-40 ile 60 arası da olabilir.
Ben bir sene kalmıştım, bir sene kalacağım diye falan. İşte bunu alıyorsunuz. Bunu da yanınızda zaten belgeyi götürüyorsunuz. Okulunuz Erasmus ofisine gidip. Okul size diyor ki Ulusal Ajans tarafından zaten hibe verilecek. Ulusal Ajans'tan gelen hibe sözleşmesi var. Bazı yükümlülükler var. Bunları kabul etmediğinize dair. Bunu size veriliyor. Bunu imzalıyorsunuz güzelce. O fotokopi çekiliyor. Bir size veriliyor. Bir de onlar da kalıyor tabii ki. Bir de IBAN numaranız ya da size zaten okul söylüyor şu ya da şu şeylerden. Bir hesap açın diye hibem oraya yatırırlar. Ben gittikten tabii sağ bir de 2-3 hafta sonra benim hibem falan yattı. Ben ilk önce zaten yurda gittim. Yurtta kaldım. Yurtta paramı ödeyemedim. En son artık atacaklardı yani. Nerede o şeye geldi ben de artık. Onu hallettim falan. İşte bu şekilde belgenizi dolduruyorsunuz ve Erasmus'a gitmeye hazırlandıktan sonra valinizi topluyorsunuz. Her şeyinizi de hallettikten sonra uçak biletinizi alıyorsunuz. Güzelce nereden gitmek isterseniz, nereye yakınsa bilmiyorum artık. Polonya'ya gidecekler için şöyle bir şey verebilirim yani. Nereye gideceğinize, batısında bir yere gidecekseniz eğer ki Berlin üzerinden gitmek daha mantıklı. Ama eğer ki güneyinde bir yere gideceksiniz o zaman Viyana olabilir, Prag olabilir. Buralardan gitmek sizin daha mantıklıdır. Benim en doğusundaydı. En doğusunda olduğu için ben de yani Ukrayna ve Belarus sınırına yakındı. Ben de vize başvururken giriş ülkesi olarak direkt Polonya yazmıştım. Sanki direkt oraya uçacakmışım gibi. Niye öyle bir şey yazdım ben de bilmiyorum. Gerçi sonra öğrendim. Hiç de bir önemi yokmuş. Yani sizin de ne yazdığınız çok önemi yok. Sonra ben Ukrayna üzerinden uçak biletimi aldım. En yakın şehir Lviv'di. Lviv'e gittim. Lviv'de 2 gün kaldıktan sonra oradan otobüse binip otobüsten Polonya sınırından geçtim ki çok tavsiye etmem çünkü Ukrayna sınırından Polonya sınırına geçerken beni 5 saat bekletildik ki yani geçerken şöyle bir problem oldu. Orada geçerken sadece Türklerin dendi ki bizim vizelerimiz yani. Önce pasaportları aldılar, pasaportlara bakıyorlardı, baktılar. Sonra geldi dedi ki otobüs şoförü, ta Türkler dedi. Valizlerini çıkartsınlar, arama yapılacak. Böyle bir sıkıntı oldu. Yani birazcık ayrımcılık gibi oluyor tabii. Oradaki Ukrayna'da Polonya vatandaşlarının hiçbirine böyle bir şey yapılmadı. Sadece dedilerini ki Türkler şeylerini getirsin. 15 saat beklettiler sonra sınırdan geçebildik. Böyle kötü bir durum yaşayabilirsiniz ki bizimki herhalde azmış bekleme süresi. Bazı insanlar daha çok da bekleyebiliyor. İşte böyle Ukrayna'dan Polonya'ya geçiş yaptım. Varşova'ya indim. Varşova'da maalesef kalamadım. Onun biraz doğusunda böyle 100 kilometre kuzey doğusu diyeyim. Yerinde bir Vomje denen küçük köyüne gittim. Orada Erasmus'uma başlamış oldum. Umarım videoyu beğenirsiniz ve abone olursunuz dostlar. Görüşürüz.